manayı bilerek okusak tabi çok önemli. Manayı bilmeden okumak da tesir etmiyor yani. Bazı alimler Aliül Kari kabul olmaz diyor. Cık. O da çok tehlikeli bir şey. Yani inşallah o görüşte değiliz biz. Diğer bazı ulemanın görüşündeyiz. Hani kabul olur inşallah. Ee, şuradan yola çıkarak kabul olur diye biliyorum. Ahmet ee, Ahmed bin Hanbel radıyallahu an Allahu Teala'yı rüyasında gördü. Bir Allahu Teala ehl Sünnet'e göre dünyada baş gözüyle görülmez mümkündür ama vuku yoktur. Ama rüyada görülür mü eli sünnete göre? Görülür olduğunu eli sünnetin itikadında İmam-ı Azam Efendimiz 99 kere gördü. 100.ye görürsem işte diye ahirette hangi duayla kurtuluruz diye soracağım dedi. Gördü. Sübhanele bediyle bed duası işte ifsan edildi. Hakim-i Hazretleri bin kere gördüm Rabbul İzzet'i diyor. Celle Celaluhu. Tabi tecelli görünüyor. Tecelliler oluyor e, ee, Ahmet de radıyallahu anh öyle birkaç kere görmüştür müçtehitlerden. O dedi ya Rabbi ma ma ileyke m'tekaribun. sana manen yaklaşmak isteyenler hangi amelle ibadetle meşgul olsalar daha fazla sana yaklaşırlar. Mevla buyurdu ki bir Kur'an. Kur'an okumakla bana en çok ziyade yaklaşırlar. O zaman Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh, sordu ki bi ve bi gayri fe'min, ev bi gayri fe'min. Ya Rabbi manasını anlayarak mı, anlamasa da olur mu? allah Teala buyurdu ki, bir fe'min ev bi gayri fe'min. Anlasa da bana yaklaşır, anlamasa da bana yakınlaşır. Bu büyük bir kitaplarda, eski kitaplarda geçiyor. Yani ben böyle, ben rüyada görmedim bunu. Ahmet İbni bel gördü. Radıyallahu Teala. müstehit ve bütün ulema kabul etti bunu. Onun için manayı bilmenin çok, Fazla tesiri, bereketi var ama insan manayı bilmeden okusa kabul olur mu? Olur yani.